Herkese merhaba. Bugün kitabımızı Fıstık size seçti. Fıstığın seçmiş olduğu Hathor bilgilerinden size bir bölüm okuyacağım. Bakalım hangi bölüm okuyacağım? "124. sayfa, kendine hakimiyet alıştırması 4, bölüm A. Bu alıştırmada bedeninizin ortasından geçip yerkürenin merkezine uzanan bir ışık tüpü, bir enerji kanalı imgeleyin. Bu bir anlamda sizin bağlı olduğunuz yerdir. Şimdi bu ışık tüpünün başınızın üzerinde sizin için uygun olduğu ölçüde yükseldiğini imgeleyin. Bazılarınız pranik tüpün başınızın sadece biraz üzerine çıktığını hissederken, bazılarınız da onun evrenin diğer boyutlarına kadar uzandığını hissedebilirsiniz. Onun hangi yöne ve ne kadar uzağa gittiği önemli değildir. Bu mesafe o sırada sizin için uygun olan mesafe olacaktır. Bunu uyguladıktan sonra farkındalığınızı kalp merkezinize yöneltin ve orada odaklayarak soluk alıp verin. Kalpte odaklanırken bir yandan da yukarıdan semavi enerjinin, aşağıdan da dünyevi enerjinin geldiğini ve bunların kalbinizde buluştuklarını imgeleyin ve bunu hissetmeye çalışın. Evet, soluk alıp verirken ya da soluğunuzu tutarken yukarıdan ve aşağıdan gelen bu iki enerjinin kalbe akarak onu sürekli olarak birlikte beslemelerine izin verin. Sadece prananın yukarı ve aşağı doğru olan sürekli akışını hissedin. Bu alıştırmanın hedefi aşağıdan ve yukarıdan gelen bu enerji akışını, bu prana akışını daha açık bir biçimde hissetmektir. Şimdi lütfen bir dakika durarak bu prana akışını çok açık bir biçimde hissedin. Alıştırmanın birinci bölümü budur. Bir de burada prananın şeklini gösteriyor. Ben size o şekli de göstereyim. Pranik tüpü nasıl hayal edeceğinizi. Bölüm B. Alıştırmanın ikinci bölümünde esasen aynı şey yapılır. Sadece buna bir adım daha eklenir. Farkındalığınızı kalp merkezinde tutarak ve prananın yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarıya akışını hissederek aynı anda solunumunuzun da farkında olun. Soluk alışınızın, sonra soluk verişinizin ve iki soluk arasında duruşunuzun farkında olun. Solunumunuzun farkında olurken prananın aşağıdan ve yukarıdan kalbinize doğru akışının da farkında olun. İster soluk alıp veriyor, isterse iki soluk arasında duruyor olun. Pranik akışın sürekli olmasına dikkat edin. Prananın böyle sürekli bir biçimde kalbinize akışını hissederken tekrar soluk alıp verişinizin ritmine uyumlanın ki böylece iki ayrı akışı hissedebilin. Yani durup hareket eden solunumun akışı ile pranik tüpten hiç durmadan akan prananın akışını fark edin. Bunu bir dakika kadar yaparak solunumun ritmini ve prananın pranik tüp içinde kalbe sürekli olarak akışını açıkça hissedin.
Alıştırmanın bu bölümünde ustalaştıktan sonra, yani bir yandan prananın yukarıdan ve aşağıdan kalbinize sürekli akışını açıkça hissederken, aynı zamanda solunumunuzun da farkında olduktan, yani iki yaşamsal faaliyeti birden deneyimledikten sonra artık alıştırmanın üçüncü bölümüne geçebilirsiniz. Bu alıştırmada bir yandan prana akışını sürekli olarak hissederken, bir yandan da üç farklı solunum şeklini uygularsınız. Bunlardan birincisi çok hızlı bir solunum, ikincisi çok yüzeysel bir solunum şeklidir ve üçüncüsü ise sadece soluğunuzu tutmanızı gerektirir. Belki bilmiyorsunuz ama bunlar siz farklı duygulardan geçerken deneyimlediğiniz üç ana solunum modelidir. Prana akışını sürekli kılmakta ustalaştığınızda böylece bu farklı üç solunum modelinden etkilenmez hale geldiğinde daha büyük bir duygusal sükunet ve dengeye kavuşursunuz. Bölüm C. Çok hızlı bir biçimde soluk alıp verirken bir yandan da prana akışını başınızın üzerinden aşağı ve yer küreden yukarı kalbinize getirin. Sonra yavaş bir soluk alın. Sonra bir an durarak soluğunuzu tutun. Bu üç solunum modelini uygularken bir yandan da prananın sürekli akışını hissedin. Şimdi normal soluk alıp verişinize dönün. Tekrar 1-2 dakika boyunca bu üç solunum modelini uygulayın. Bu alıştırmayı uyguladıkça hangi solunum modeli içinde olursanız olun, prananın serbestçe akabileceğini keşfedeceksiniz. Bu hangi solunum modeli ya da hangi duygusal hal içinde bulunursanız bulunun, daha iyi bir duygusal denge ve istikrar içinde olmanızı sağlayacaktır. Şimdi isterseniz kitabı okumayı bırakıp bu üç aşamalı solunum modeline iyice alışana dek uygulama yapabilirsiniz. Bu üç aşamalı alıştırma beklenmeyen acil durumlarla ya da duygusal olarak kaotik koşullarla başa çıkabilmenizi sağlayacak eğitim zeminidir. Bu üç aşamayı rahatça uygular hale geldikten sonra önemli bir adım daha atabiliriz. Alıştırmanın dördüncü bölümü ise odağınızı nasıl bir anda pranik tüpe kaydırıp o tüpü yer kürede kökleyeceğinizi gösterecektir. Bölüm D. Bu aşamada farkındalığınızı birden bedenin pranik tüpüne yöneltirsiniz ve hayal gücünüzü kullanarak onu yer kürenin merkezine kadar uzatırsınız. Bunu yaparken enerjinin bir çapa gibi aşağı çektiğini hissedeceksiniz. Gerçekten de bu durumda o sizi yer kürenin merkezine demirleyecek bir çapa olacak. Sonra prananın akmasına izin verin. Şunu anlamak önemlidir ki prananın başın üzerinden aşağıya kalbe doğru ve yer küreden yukarıya kalbe doğru akmasını sağlayarak ve onun yer küreye derinlemesine, demirlemesini amaçlayarak pranik tüpü yer kürenin ta çekirdeğine bağlarsınız. Yapmanız gereken başka bir şey yoktur. Siz onu
olduramazsınız. Siz onun olmasına izin verirsiniz. Sadece prana derhal sizin amacınız doğrultusunda akmaya başlar. Burada önemli olan bu amaçtır, bu niyettir. Pranik tüpü yer kürenin çekirdeğine demirleme ve dünyevi enerjileri yukarı kalbe doğru akarken aynı anda semavi enerjilerin de aşağı kalbe doğru akmasına izin verme niyeti sizin duygularınızı dengeler, istikrara kavuşturur. Yine bunu da her seferinde 1-2 dakika kadar uygulamanızı tavsiye ederiz. Şimdi lütfen okumayı bırakın ve gerektiğinde talimatlarımıza bakarak bu alıştırmayı uygulayın. Evet, benim size okuyacaklarım bu kadar. Arzu ederseniz videoyu tekrar dinleyerek, başa alarak, yani her aşamayı tek tek yeniden dinleyerek yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.